Yeni bir videodan selamlar. Bu hafta normalde yaptığımız şeyleri sanal gerçeklikte yapacağım ve şu anda sanal ofisimdeyiz. Önümde 3 tane monitör var ama aslında yok. Burada bir masa görüyorsunuz, bu aslında var ama yok. Aslında şu karşıdaki monitör de var sayılır ama sağdaki ve soldaki yok. Hepsini birazdan açıklayacağım. Şu anda anlatması birazcık garip oluyor. Şimdi ilk önce bir ortamdan başlayalım. Şu anda yıldızların altında açık havada çalışıyormuşum gibi bir ortamdayız gördüğünüz gibi. Ama bunu değiştirme şansım da var. Mesela bir göl manzaralı ofiste çalışmak istersem bir anda göl manzaralı ofisim olabiliyor gördüğünüz gibi. Tavanım mavanım her şey, bayağı da geniş bir yerdeyim. Hoş bir yerdeyim. Ortamdaki ışığa göre tenimin rengi vesaire de değişiyor. Yani bu tarz şeylere kasmışlar ve parmağımla pek çok şey yapabiliyorum. Kalp yapabilecek miyim? Kalp biraz zorluyor gibi. Ama güzel takip ediyor. Şu anda önümde bir laptop var aslında ve mutfağımda oturuyorum. Mutfak masamı böyle bir ofise çevirdim. Ve bu laptopun tek ekranı olmasına rağmen gördüğünüz gibi üçlü ekranda, üçü de 55 inç boyutunda ekranda rahatça çalışabiliyorum. Video izleyebiliyorum. Oyun oynamanız da mümkün. Yani pek çok şey yapabiliyorsunuz bu şekilde. Ekranların üçü de 1080p çözünürlüğünde, yani öyle aşırı yüksek çözünürlüğe sahip değiller. Fakat rahatsız edici seviyede değiller. Yani pikselleri falan saymıyorsunuz. Gayet güzel bir ortam. Şimdi biraz gerçekliğe geçmek istersek, şuna bastığımda ortamı da görmeye başlıyorum. Şu anda ellerim, gerçek ellerimle sanal ellerim birbirine girdi. Önümde laptop klavyesini görüyorsunuz, gerçek masayı görüyorsunuz. Ama karşıda Harun var mesela, Harun'u görmüyorsunuz. Çünkü önümde monitör var, sanal monitör. Yo, karşıda değilim ki şu an. Neredesin? Daha farklı, yatıyorum abi şu an. Şu an sesin şuradan bir yerden geliyor. Evet, tam olarak oradayım. Şu anda ekranlar dışında gördüğünüz her şey benim gerçek evim. Kamera kalitesinden anlıyorsunuzdur zaten. Şu an direkt gözümle değil, cihazın üzerindeki sanal gerçeklik gözünün üstündeki kameralardan görüntüyü görüyorsunuz ve gerçekten garip hissettiriyor. Buna arttırılmış gerçek, pardon, karıştırılmış gerçeklik deniyor buna. Mixed reality. Çok havalı Harun ama sen görmüyorsun. Sen beni görmüyor musun şu an? Hayır, tam önümde ekran var. Dur bakayım. Şimdi görüyorsun mu? Elini şu masanın ucuna getir bakayım. Getirdim. Oo. Görüyor musun artık? Evet ama bir dakika, yukarı doğru kaldır bakayım. Şurada kayboluyor. Allah Allah. Şöyle bir şey yapabiliriz. Monitörleri kapatırsam. Aa Harun. Aa merhaba. Şimdi bilgisayarla yapabileceklerinize daha sonra döneceğiz. Hatta bu bilgisayara da daha sonra döneceğiz. Çünkü bu videomuzun sponsoru Monster ve burada epey güçlü bir bilgisayarları var. Bu videoda bilgisayar gerektiren bütün oyun ve uygulamalarda bu laptopu kullanıyor olacağım. Ama bağımsız şekilde de bu gözlüğü kullanabiliyoruz. Şu anda mesela arada sanki gözükmeyecekmiş gibi orada garip hareketler yapıyor. Ne diyeceğimi unutturdum. Şimdi bunlar kontrolcülerimiz. Şöyle bir hava ekran menümüz gibi bir şeyimiz var. Mesela bunu alıp istediğimiz yere koyabiliyoruz. Harun'u görmek istemezsek önüne koyabiliyoruz. Ama bununla gezmeniz vesaire mümkün. Garip hissettiriyor şu an. Ve ağaca takıldı mesela. Niye takılıyor ağaca? Neyse. Bu bizim sürekli kullanacağımız menümüz. Bunu sürekli yanınızda taşımanız gerekiyor. Tabii ki isterseniz kapatıp açabiliyorsunuz. Direkt cihazın kendi üzerinden oyunlar oynamanız mümkün. YouTube izlemeniz mümkün. Yani yapabileceğiniz pek çok şey var. Fakat özellikle oyunlar çok kaliteli değil. Bilgisayara bağladığınızda daha iyi oluyor. Şimdi şunu denemek istiyorum. Burada 120 inçlik bir televizyonum var benim bildiğiniz gibi. Ve bu gözlüğün 10 katı fiyatına falan satılıyor. Buradan izleyeceğim bir içerik bunun yerini alır mı? Yerini alırsa birazcık üzüleceğim. Telif yememek için yine kendi videomu açacağım. Şu an biraz sinirlerim bozuk. Çünkü bu sanal olarak gördüğüm ekran bence 150 inç ya da 135 inç, emin değilim. Kesinlikle benim ekranımdan daha büyük ama. Ama benim ekranım biraz daha kaliteli. Sinir bozucu derecede iyi gözüküyor bu arada. Hani gerçek ekran daha iyi. Biraz daha iyi ama. Ama aradaki fiyat farkını düşününce Harun. 10 kat. 10 kat fiyat farkı var. O zaman ben bundan alayım kendime. Hiç böyle şeylere gerek kalmasın. Evet ama gözünde bununla takılman lazım ve tek başına izleyeceksin. Olsun. Çok bencilce bir davranış. Bu YouTube'un farklı bir şeyi daha vardı bu arada. Bir onu da göstermek istiyorum. O bayağı garip gözüküyordu. Bu şekilde bir de karma gerçeklikte YouTube izleyebiliyorsunuz ve bu bayağı garip hissettiriyor. Bu benim televizyonum kadar büyük değil. Bu bence ya 100 inç ya da 110 inç falan. Ama bu da gerçek gibi. Etrafında gezebiliyor muyum? Evet, yani arkasını göremiyorum. Arkasına döndüğümde kapatıyor kendini, garip bir şeyler yapıyor ama bayağı şu an halımın üstünde ekran var. Acaba bundan iki tane alsak sen de bu şekilde görebilir misin abi? Şu an bir al istiyorsan deneyelim. Sen alacaktın ya nasıl olsa. Çok acayip şu an. Şu an çok acayip bu arada. Bu gözlük küçülse
Normal gözlük gibi olsa bu şekilde kullanırım. Tabii sen görmüyorsun. Ben hiçbir şey anlamıyorum ki şu an. Şu etrafta geziyorsun sadece sen. Çok havalı şu an. Şimdi daha pek çok şey yapacağız fakat önce size bu videonun sponsoru Monster'ın bu görmüş olduğunuz modelinden bahsetmek istiyorum. Bu Monster'ın en güçlü oyuncu laptoplarından Samrook S7 modeli. İçinde Nvidia'nın GeForce RTX 4060 ekran kartı bulunuyor ve bu ekran kartı yüksek watt değerlerinde çalışabiliyor. Laptoplarda ekran kartının gücünü soğutma performansına göre üreticiler belirliyor ve burada iyi bir soğutmamız olduğu için bu ekran kartı yüksek wattlarda çalışabiliyor. Tabii ki RTX serisi bir ekran kartımız olduğu için Ray Tracing yani ışın izleme teknolojisine de sahibiz. Bunun dışında DLSS desteğimiz de var. Ve hatta 4000 serisi bir ekran kartımız olduğu için DLSS 3.5'e de sahibiz. DLSS 3.5 yapay zeka yardımıyla size ekstra kareler oluşturan bir teknoloji ve Nvidia bunu çok düşük gecikmelerle yapabiliyor. Bu yapay zeka işlemleri aşırı düşük gecikmelerle gerçekleştiği için siz hiçbir şey fark etmiyorsunuz fakat daha yüksek FPS'lerde oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. İşlemcimiz Intel'in i7-13700HX modeli. Bu işlemcinin 16 çekirdeği var ve 5 GHz hızlara ulaşabiliyor. Dolayısıyla bütün oyunları çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Ekranımız 17 inç boyutunda ve QHD Plus çözünürlüğe sahip. Ayrıca 240 Hz'lik bir ekran yenileme oranımız var. IPS bir panel kullanıldığı için görüş açılarımız da fazlasıyla iyi. 32+32 toplam 64 GB'lık DDR5 RAM'lerimiz bulunuyor. Son olarak depolamamız ise 2 TB. Eğer güçlü bir oyuncu laptopu arayışındaysanız açıklama bölümüne bırakacağım linkten hem güncel fiyatını öğrenebilir hem de detaylı bilgi edinebilirsiniz. Şimdi videomuza devam edebiliriz. Evet, yeni bir gündeyiz. Dünkü çekimden sonra yapabileceğim yani sanal gerçeklik gözlüğüyle yapabileceğim pek çok şey araştırdım. Şimdi hepsini teker teker deneyeceğiz. Bir de kayıttan neler çıkacağını görmek istedim açıkçası. Tam olarak benim gördüğüm gibi göremiyorsunuz siz, onu anladım. Bu gözlüğün içinde aslında iki tane kare şeklinde ekran var ve o iki tane kare ekran birleşerek size normal gerçek hayatta gördüğünüze yakın bir görüş açısı sunuyor. Ama kayıt alırken hem tek gözü görüyorsunuz hem de onu alttan ve üstten kırpılmış şekilde görüyorsunuz. Dolayısıyla yani tam olmuyor. Ama ana fikri verebiliyoruz. Şimdi ben yine sanal dünyama geçiyorum. Ve bugün ilk denemek istediğim şey şu Arkeo ismindeki uygulama. Bununla birlikte evinizi dekore edebiliyormuşsunuz böyle sanal gerçeklikte. Önce etrafı taramam gerekiyormuş. Sanırım eşyalarla birlikte her şeyi tarayacak bu sefer. Burada gizli bir eşyamız var. Bayağı bütün evi tarayacağız herhalde. Dolapları, molapları. Gerekiyorsa duvarları düzenle. Bakalım duvarımız, duvar... Şu kısma çok gitmeyiz. O merdivenden dolayı falan kafası karışıyor muhtemelen. Oluştur. Ağaç. Sandalye. Kırmızı. Sandalyeyi kolumun üstüne koydu. Yere koymak istiyorum. Gerçek sandalye verir misin? Ya bunda evde şey mi acaba? Minik ev mi tasarlıyoruz bunda? Bu masam. Buraya da böyle minik minik şeyler mi koyacağım? Ben gerçek ev tasarlıyoruz. Odayı niye taradık o zaman? Bu uygulama tam olarak düşündüğüm şey değilmiş veya ne yapacağımı tam olarak anlamadım. Ama böyle kaşla göz arasında şöyle bir mimarlık projesi oluşturdum. Kesinlikle uygulamanın hazır sunduğu bir şey değil bu. Yani sanırım böyle mimarlar için falan planlama yapma uygulaması gibi bir şey bu. Sen şurada dur. Ağacın altında. Sarmadı bu beni. Başka bir şeye geçelim. Şimdi bilgisayara bağlanacağım. Bilgisayardan birkaç tane oyun buldum. Steam VR'a direkt kablosuz olarak bağlanabiliyorsunuz bu arada ve bu Steam'in kendi arayüzü. Şimdi burada 3 tane denemek istediğim şey var fakat bir tanesini Harun'a yaptıracağım çünkü günlük hayatımızda bunu Harun yapıyor. Ne o? Ne sence? Genelde gece yaptığımız ve arabayla dışarı çıktığımızda yaptığımız bir şey. O araba yıkama. Evet. Severim. Şimdi House Flipper VR'ı deneyeceğim. Bu gerçekten ev düzenleyeceğimiz bir şeydir diye düşünüyorum. Harun sen de sanırım bilgisayardan izleyebilirsin artık. Evet görebiliyorum şu an. Artık kendini dışlanmış hissetmene gerek yok. Evimin bahçesindeyim ve aleti tutmamı istiyor. Yeni aletim bu mu? Ya Allah Allah. Girebilir miyim evime? Oğlum bir şey çarpacağım zaman söyle bana. Bir şeyler anlattı, şey yapamadım, tabletimi açmam gerekiyormuş. Şu an dışarıdan çok saçma gözüküyor muyum? Bayağı. Abi biraz daha bana doğru gelirsen buzdolabına çarpacaksın, haberin olsun. Buzdolabına mı çarpacağım? Evet. Oğlum nasıl buzdolabına geldim? Günaydın. Bu tür bir şey istediğim için kendimden utanıyorum ama... Temizlik konusunda yardıma ihtiyacım var. Bıdı bıdı bıdı. İşe başla. Bu ev yapma oyunu değil mi Harun ya? Tuğkan oynuyordu bunu. Bilmiyorum. Kapı git. Tamam şimdi çöp aletimi alıyorum. Ya bu böyle temizlenmez ki.
Alet çok uzun olduğu için garip hareketler yapmam gerekiyor. Ne olur ışınlanayım şuraya bir yere. Götür beni. Hah, aletim. Temizlik oynuyormuş bu. Benim düşündüğüm şey değilmiş yine. Git. Şimdi balık tutmaya gideceğiz Arun. Hazır mısın? Hazırım. Nereye gideceğiz? Şimdi seçeceğim. Sen hayalindeki arabayı hazırla. Neydi senin hayalindeki araba? Ranger'ın F-150 dönüşüm hali. Ya hayalimdeki araba F-150 de. Yani. Türkiye'de yani. Hayali bile şey. Türkiye'de yani. Gerçeğini hayal edemiyor o seviyede. Şimdi Harun'un çakma F-150'sine binip Beti Gölü'ne gideceğiz. Gidiyoruz şu an. Evet, çok güzel bir göldeyiz. Ben bu arada VR'da yürümekten hiç hoşlanmıyorum. Yani şöyle normal yürüdüğümde sıkıntı yok. Ama şu joystickle yürüdüğümde beynim bir garipleşiyor, bir şeyler oluyor. Hani sabit duruyorum ama gözüm ilerliyor ya, o yüzden bilmiyorum. Çok acayip oluyor. Bence şu nokta tam balık tutulacak nokta. Ben 150 yıllık balıkçıyım. Bu hiç yaşanmadı. 5 metre. Çok iyi aslında boyun için. Size az gibi gelmiş olabilir ama. 6,5 metre. Bana yeter. Direnci kapat. Kolu tut. Hızlı menü. Atış hayata sıfırla. 6,5 metre atmışım. Sıfırlar mı? Kamerayı... Oo, suyun altına gittim. Bak bunu gerçek hayatta yapamıyor. Balıklar var. Gelin yemimi yiyin. Yem olarak at sineği kullandım. Gelin yiyin. Bence bu balık bozuk. O balığa yazılım güncellemesi gelmemiş daha, o yüzden. Peki bu kadar gerçekçi olarak bekleyeceğiz mi mesela, balık gelsin, 10 saat beklesin falan gibi? Öyle armut piş ağzıma düşüyor, bekleyeceğin oyunda olsa. O zaman sandalye getirsene bak. Öyle zevk alamazsın ki abi. Balık ayakta tutulur. O zaman benim bunu biraz daha ileri atmam lazım. Burada yüzmüyor bunlar. 14 metre. Nasıl geliştim fark ettin mi? Neredeyse iki katı. Ama balık yok bu seferde. Aa geldi. Aa geldi gel. Ye hadi. Ye. Hadi. Oba. Yormam lazım galiba. Yorul 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 yorul. Biraz serbest bırakalım. Sen bunları bilmezsin Harun. Aynen abi, hiç bilmem ben bunları ya. Ya sen küçücük küçücük balıklar tutuyorsun denizde. Ben göl balıkçısıyım. Helal bana be. 17 dolar kazandım ben az önce. Sen ne yaptın? Ben de işte oturuyorum. Ama ben bunu ne yapacağım biliyor musun? Satmayacağım. Salacağım. Hadi git. Oo, bence bu videoyu beğenmeyi hak ettin sen. Bunu ayakta yapmamak lazım. Bu oyun oturmalık oyun. Oturacaksın, çayını demleyeceksin. Böyle bir tane salonun ortasına kamp sandalyesi koyacaksın, bir şey yapacaksın. Çünkü beklerken yoruldum. Siz şimdi hepsini izlemeyeceksiniz ama yorucu. Bir balık gelecek diye 2,5 saattir buradayız Harun, bu ne? Gerçekten ya. Ama 17 dolar da az para değil abi. Şimdi Harun. Efendim? Sırada sen varsın. Araba yıkacağım. Ne verirlerse onu yıkayacaksın. Sağ elimle mi yıkayayım, sol elimle mi yıkayayım? Hangisini yıkamak istersen yıka Arun. Düşüneyim. Sağ elimle yıkayayım. Ya benim beynim bu kadar iyi çalışmıyor ki. Çok fazla şey var. Şu an ne yaptığını görmediğim için. Oo. Şu an böyle deodorant sıkıyormuşsun gibi bir şey dışarıdan. Öyle zaten. Şu an köpek kulübesi yıkıyorum da şuradaki şey gitsene ya. Köpeği mi kışkışladın sen? Hayır hayır. Bu. Minibüse geçiyorum abi şu an. Minibüs temizleyeceğim. F-150 yok mu? Yok o kadar. Dandik arabayla başlatıyor ya. Oo. Yıkıyorum şimdi. Nasıl araba yıkanır öğren. Bayağı parlıyor ha. Keşke gerçekte de böyle olsa. Şu an var ya tam rahatlatıcı videolardaki gibi. Ne yaptığın hakkında hiçbir fikrim olmadığını biliyorsun değil mi? Şimdi şeyin arkasındayım. Minibüsün arkasındayım. Basınçlı daha güçlü olması için başlığı değiştiriyorum. Başlık pil düzeyi düşük diyor. Şarjı bitiyor bir yarın. Bu kablo burada. Tamam. Harun. Kablo. Tamam abi. Ya beni rahat bırak, araba yıkıyorum. Kablo var Harun.
Arabanın önü ne kadar leş gibi ya. Aynı senin araban gibi abi bak. Benim arabamın leş gibi olması pek mümkün değil. En büyük arabadan başlatıyor. İnsan küçük arabayla başlatır ki hızlı bitsin. Öğren diye işte. Ya ben araba yıkamayı mı öğreneceğim? Profesyonel yıkayıcıyım. Çok su harcadın oğlum. Gerçekte bunun zamanlayıcısı var. Abi kocaman minibüs bu minibüs. 90 saniyede bitiyor gerçek hayatta. Bunu o 20 dakikadır araba yıkıyorsun ya. Ben öyle kaliteli yıkarım yıkayınca da minibüs bu yani. Ya çevreye zararsın, su bitti. Basınçlı su böyle normal su gibi değil. Hah bitti. Kaç para verdi? 150 dolar. O iyi mi? Balık tutmaktan daha karlı. Tabii abi saatlerdir yıkıyorum görmüyor musun? Ama arabayı var ya muhteşem oldu araba ya. Ben bu işe girerim. 150 dolar da çok iyi para bu arada bir arabaya. 150 dolar veriyorlarsa yaparım. Tamam yeter sen yıka istiyorsan. Yok ben gerçekten de sana kilitliyorum. Ben beğendim bunu bana veriyorsun değil mi? Hayır. Nasıl vermiyorsun? O kadar araba yıkadım abi. Ya 150 dolar işte 3 tane daha yıkasan zaten alıyorsun. O zaman ben 3 tane daha araba yıkıyorum. Tamam sen yıka. Tamam. Şimdi sırada denemek istediğim şey arttırılmış gerçeklikte oynayabileceğiniz bir Lego oyunu. Şöyle bir Lego oyun sahamız var ve bunu alıp istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. İsterseniz masanın üstünde oynayın, isterseniz ayakta, isterseniz yerde. Ve bu alanda Lego yaparak bulmacalar çözmeye çalışıyorsunuz gibi bir konsepti var. İsterseniz sanal gerçeklikte de oynayabiliyorsunuz bu arada ve sanal gerçekliğe geçtiğinizde görüntü kalitesi ciddi şekilde artıyor. Neden bilmiyorum fakat arttırılmış gerçekliğe geçtiğinizde görüntü kalitesi böyle bir anda çizgi çizgi oluyor. Size kayıtta öyle gözükecek bilmiyorum ama benim görüntü kalitem şu an çok hoş değil. Ve sanırım ben bunu yerde oynayacağım. Şu an çocukluğuma döndüm. Yere çarşaf serip üstüne Lego serdiğim günler aklıma geldi. 30 yıl önce falan. 40 yıl önce. İlk bölümünü oynadım bu arada. İşin içinde Lego olduğu için dayanamadım tahmin edebileceğiniz gibi. Serbest şekilde de biraz Lego yapmanıza izin veriyor ama böyle sınırsız yok gibi. Hani ben öyle bir şey olur diye düşünüyordum böyle. Sınırsız istediğimiz Lego parçalarıyla istediğimizi tasarlarız diye düşünüyordum. O... Var mı emin değilim şu an. Belki ilerleyince oluyordur. Şimdi portaldan geçeceğiz ve bizi görev yerine götürecek. Bir ormana geldik. Dağın oraya uçak düştü. Paraşütün açıldığını gördük. Umarım herkes iyidir falan filan bir şeyler diyor. Sanırım uçak kurtarma görevindeyiz. Ya da uçaktan düşen kişiyi kurtarma görevindeyiz. Şimdi haritada şöyle inşa yapabileceğiniz yerler var gördüğünüz üzere. Buralara girip buradaki bulmacaları çözmeniz gerekiyor. Ve genel olarak Lego ile bir şeyler yapmanızı istiyor. İstediği şey de şu robotu görüyorsunuz. Bu robotun şu bayrağa ulaşması gerekiyor. Size verdiği parçalarla bir şeyler inşa edip bu robotu yerine ulaştırmalıyız. Ve şu andakiler tabii ki bayağı basit. Bunu yaptım diye övünmeyeceğim tahmin edebileceğiniz gibi. Sanırım şu an biraz zor bir şey var. Evet, şu an sağlam bir köprü inşa etmem gerekiyor. Şimdi fizik kuralları düzgün işliyor mu, işlemiyor mu? İlk önce onu anlayalım. Robotumuz düştü. Daha sağlam olması lazım. Birleşim yerlerine biraz destek yapalım. Ama bunun düşmemesi lazım. Bu gerçek olsa düşmezdi. Bunu koysam robot geçemez. Bir deneyelim böyle. Tamam. Kendi yaptığım köprüden karşıya geçiyorum. Bu benim yaptığım köprü. Tamam, şu an paraşütçünün düştüğü yeri iki kişiyi taşıyacak hale getirmem gerekiyormuş. Bunun altında boşluk kaldı. Neyse deneyelim. Olmuyor. Tamam, sanırım şuradan şöyle çapraz falan desteklemem lazım. Çünkü diğer tarafı başka türlü ayarlayamıyorum. Tamam oldu. Lego uzmanı mıyım neyim ben ya? Neyse ana konuyu anladınız diye düşünüyorum. Bu şekilde bölümlerden ilerlediğimiz bir Lego oyunu. Eğlenceli mi değil mi emin değilim ama ilerledikçe bulmacalar zorlaşıyorsa eğlenceli olabilir.
Evet, daha yapılabilecek pek çok şey var ama sanırım ana fikri anladınız. Biraz daha hafif bir alet olsa ve üzerindeki kameraların kalitesi artsa bayağı kullanılabilir bir şey olabilir. Bu arada ben etraftaki kameraları çok kötü görüyorum. Kayıtlarda gördüğünüz kamera kalitesi gerçek kalitesi değil. Orada videoyu işleyerek, yani böyle cep telefonları falan yapıyor ya, bir taraftan çekerken bir taraftan işliyor vesaire. Onu yaparak size kaliteli gösteriyor ama ben etraftaki kameraları acayip kötü görüyorum yani, öyle düşünebilirsiniz. Dolayısıyla cihazın üzerindeki kamera görüntülerini referans almayın. Orada ufak bir üçkağıtçılık yapmışlar. Ama kesinlikle eğlenceli ürün. Özellikle karma gerçeklik senaryoları benim çok hoşuma gidiyor. Umarım bir şekilde daha kaliteli hale gelirler de hayatımıza bir şekilde girerler. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen butonuna basarsanız beni mutlu edersiniz. Ayrıca sanal gerçeklik, karma gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik hakkındaki görüşlerinizi de yorumlar bölümünden yazabilirsiniz. Gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Ve başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.